Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanlığına Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 3. tur gizli oylamasına 448 milletvekili katıldı. Gül 339 oyla Cumhurbaşkanı seçilirken MHP Kayseri Milletvekili Sebahattin Çakmakoğlu 70, DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de 13 oy aldı. Oylamada 24 oy boş çıkarken 2 oy da geçersiz sayıldı. Birleşimi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan'ın seçim sonucunu açıklaması genel kurulda alkışlarla karşılandı. Başta devletin değişik kademelerinde yer alanlar olmak üzere hepimiz ilelebet yaşatmaya kararlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Abdullah Gül mazbatasını aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende yemin etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkı, inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millişme ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Gül yemin ettikten sonra yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileri noktalara gelmesi için var gücüyle çalışacağını ifade ederek görevde bulunacağım süre içerisinde tarafsız olacağım ve herkese eşit davranacağım dedi. Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve aynı görevi bugüne kadar üstlenmiş bütün Cumhurbaşkanlarımızı saygıyla Ahireti intikal edenleri rahmetle anıyor, milletimiz adına hepsine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevimin zorluğunun itirakindeyim. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli çalışmasını gözetir. Bunları yerine getirmek bir anayasal gerekliliktir görevde bulunacağım süre içerisinde hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım. Tarafsızlığımı titizlikle koruyacağım ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim.